Serap Hanım. Evet, ediyorum. Siz Orhan Bey, Serap Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Ben de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Paris Başkonsolosluğu'na verdiği yetkiye istinaden şahitler huzurunda sizleri karı koca ilan ediyorum. Aile birliğiniz şu andan itibaren tesis edilmiş bulunuyor. Şurayı imzalayın lütfen. Koşun, koşun, hanım geldi. Seyyare bacı, koş. Koş, Zehra Hanım'a haber ver. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aman da kurban olurum yaradana. Sen pek büyümüşsün canım. Oğlum, ne diyor Seyyare bacıma? Ne kadar büyümüşsün diyor. Ah, hoş geldiniz. Hoş geldin kızım, hoş geldin. Ay yavrum, hoş geldin. Ah, hoş geldin, hoş geldin. Gel bakalım, gel. Oh canım. Gözler, sağ olasın. Senin gülüşüne kurban olurum, kurban. Ana, sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Biz Orhan'la evlendik. Ne? Kusura bakmayın. Size haber veremedik, özür dileriz ama ani bir kararla konsolosluğa nikah kıydık. Artık damadınızım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mesut etsin. Teşekkür ederim efendim. Gülizar. Muzaffer Ali'yi yatır istersen. Bir de Orhan Bey'e büyük odayı hazırlayın. Günaydın Halide. Kusura bakma, sabah sabah rahatsız ettim. Rica ederim. Bir şey mi oldu? Vaktin var mı? Biraz konuşabilir miyiz? Aslında ben de tam fabrikaya gidiyordum ama... Çok vaktini almayacağım. Orhan Paris'e gittiğinden beri haber alamadım. Belki siz konuşmuşsunuzdur. Evet, evet. Biz dün konuştuk kendisiyle. Ne zaman döneceklermiş? Bir şey söyledi mi? Dün yola çıkacaklarını söylemişlerdi. Belki de dönmüşlerdir. Öyle mi? Ama haberleri iyi. Evlenmişler. Ne? Evlenmişler mi? Hı hı. Konsoloslukta yıldırım nikah yapmışlar. İyi misin Seher? Hadi oturalım biraz. Müsaadenizle. Ben otele gidip eşyalarımı toparlayayım Serap. Oradan da büroya uğrayacağım. Fazla geç kalmam. Erkenden gelirim. Tamam. Hoşça kalın anne. Güle güle. Nasıl oldu bu iş Kasım? Ya şaşkına çevirdin beni. İnsan anasına bir haber vermez mi? Kusura bakma anacığım. Her şey çok ani gelişti. Orhan'ın teklifine ben de çok şaşırdım. Nasıl he dedin hemen? Yani iyice düşünüp taşındın mı? Evet ana, çok düşündüm. Orhan hep yanımdaydı.
O olmasaydı bütün bunlarla baş edemezdim. Oğlumun hayatını bile ona borçluyum. Ben artık bütün bunlardan çok yoruldum ana. Her şeyle tek başıma mücadele etmekten yoruldum. Orhan'a inanıyorum. Ona güveniyorum, bana güç veriyor. Oğluma iyi bir baba olacağını da düşündüm. Bütün bunları düşünüp taşındım, kararımı öyle verdim. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. İyi de kızım, sen bu adamı seviyor musun? Bunun bir ehemmiyeti yok ana. Sevgi, aşk, bunlar insana elem veren şeyler. Önemli olan güvenilir biri olması. Hem oğlum için de en hayırlısı bu. İnşallah çok mutlu olursun kızım. Topla kendini Seher. Evleneceklerini zaten biliyordun. Orhan'ın teklif edeceğini sana söylemiştim. Evet. Ama Serap'ın kabul edeceğini düşünmedim galiba. Bu durumun hakikate dönüşmesi çok canımı acıtıyor halde. Bu duruma üzülmen değil, sevinmen lazım. Kendini yerime koy. Kemal Serap'la evlenecek olsa bunu sevinebilir miydin? Mevzuyu saptırma Seher. Kendini işkence ediyorsun. Yine duygusallaşmaya başladın. Ne yapayım? Dayanamıyorum. Orhan'ı başka bir kadınla düşünmeye dayanamıyorum. Dayanmak zorundasın. Yolun sonuna geldik. Şu saatten sonra hiçbir şey yapamazsın. Ya Orhan Serap'a aşık olduysa? Ya sadece para için değil, aşık olduğu için evlendiyse? Saçmalama Seher. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.